yurdumun güzel insanları. Boğaz TV olarak bugün Karacaören Köyü'ndeyiz. Karacaören Köyü'nde biz köy hayrı olarak biliyoruz. Çocukluğumuzdan bu yana bütün köylerde, Çanakkale'nin bütün köylerinde her sene ekseri de Mayıs aylarında köy hayırları yapılır. Bu benim çocukluğumdan beri yapılan etkinlikler. Biz bugün Karacaören Köyü'ndeyiz. Karacaören Köyü bugün bayağı kalabalık. Çanakkale'den ve çevreden gelen bayağı misafirler var. Biz de gelelim hadi bakalım dedik. Biz de bir misafir olalım. Bir Karacaören Köyü'nde bir Karacaörenli vatandaşlarımızla konuşalım ama önce bir karnımızı doyurmamız gerekiyor. Acıktık değil mi? Cuma acıktık mı? Acıktık. Şimdi ben detayına girmek istemiyorum. Detayını buradaki yaşayan vatandaşlarımızdan alacağız. Siz görmüyorsunuz ama bu taraf bayağı bir kalabalık. Yavaş yavaş burada herhalde yemek veriliyormuş. Yemek verilen yere biz Cuma ile birlikte yavaşçık gidiyoruz. Cuma yavaş dikkat et yavrum. Evet, burada bu bir köy evi ama güzel bir ev. Modern bir ev, altıda herhalde. Biz eskiden bunlara böyle hayat derdik. Şimdi artık depo olarak filan da kullanılıyor. Gel biz içeri girmezden evvel şurada köşede oturan, büyük bir ihtimalle bunlar Çanakkale'den gelmişlerdir. Bir alalım, bir konuşalım bakalım. Bir röportaj yapmak istiyorlar. Bazıları da kameradan korkuyor. Efendim merhaba. Hoş geldiniz. Çanakkale'den mi geldiniz? Şöyle oturabilir miyim? Çanakkale'nin içinde oturuyorsunuz. Evet. Hayıra geldiniz. Hayıra geldim. 2 yıldır geliyorum arkadaşlarımla. Evet. Köyleri, kayınvalidesinin falan, onlarla birlikte işte 2 senedir geliyorum yani. Siz doğma büyüme Çanakkale'li misiniz? Hayır, ben doğma büyüme aslında Eceabatlıyım. Çanakkale'li sayılırsınız. Ama 20 yıldır buradayız. Ha, burada Çanakkale'de oturuyorsunuz. Tabii. Ya köy hayırlarımız ne güzel değil mi? Çok güzel. Biz demiş maksat şurada, evet, bu havayı teneffüs edebilmek. Aynen öyle. Evet, ben köy maksat hayatını çok severim çocukluğumdan bu yana. Bazen özeniyorum. Hatta şöyle müsait bir yer bulsam da şöyle, evet, bir ayağıma şalvar geçirsem. Çok severim şalvarı, çok severim. Aşağıdan şöyle demin gelirken şey yapacağız, biraz sonra da sayın seyirciler çekeceğiz. Evet. Aşağıda hayır yeri kurulmuş. Tabii. Eskiden çamların altında yapılırdı bunlar. Yer sofraları kurulurdu. Şimdi biraz modernleşti köylerimizde. Fakat sandalyeler daha iyi olmuş. Neden, evet, diyeceksiniz? Orası biraz tepede kaldığı için çok fazla esiyor. Ha, evet. Bence burası insanlar daha kolay yaşlılar inebiliyor. Doğru. Buraya. Hem de köyün içinde olduğu aynen, için aynen, ulaşması daha yakın, evet, oluyor. Ama çok güzel ilahiler çalınıyor. Çok güzel. İlahiyi zaten çok seviyorum. Ben de çok severim. Bazıları da çok güzel okuyor. Gerçekten. Güzel olacak. Allah Allah, nasıl okurlar ki, evet, böyle insanın çok içine güzel, böyle aynen, alır götürür bir yere. Oldu. Şimdiden Allah kabul etsin köyümüzün hayrını inşallah. İçeride yemek veriliyormuş. Bir de gidelim bakalım orasını görelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet, yavaş yavaş burada bir yer var. Giriyoruz bakalım içerisine. Ben merak etmeye de başladım. Bayağı insan girdi çünkü içeriye. Cuma gel. İyi yere düştük, gel. Kazanda yemekler. Sen de kahvaltı etmedin, ben de kahvaltı etmedim. Hayıra geliyoruz diye. Gel bakalım önce biz bu... Aa bak, maşinga merak ediyorsundur belki. Sen maşinganın ne olduğunu. Al bak sana maşinga işte. Şimdikiler kuzine de deniyor. Bizde maşinga da denir. Gel yürü maşinganın başına. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hep beraber. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben önce maşinga deriz biz buna. Çanakkale'liler olarak. Maşingadır değil mi? Kuzine diyen de var. Maşinga. Ay, bunun işi astarı maşinga. Gel bakalım şimdi bu maşingada sen neler pişirdin, göster bize. Gel. Cuma gel buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma çek. Bu tas kebabı galiba. Gelin burada bir... Bu tas kebabı. Tahmin ettim tas kebabı. Bu çorbamız. Oy. Bu musakkamız. Bu çorbası. Evet, musakkamız. Musakkamız. Ne güzel, bereketlidir. Gel Cuma'cığım. Oh çok güzel. İrmik mi? İrmik helvası. Burada yoğurtlarımız, servis şeylerimiz var. Sarmalarımız ve
böreklerimiz. Aman da yaprak sarması varmış, ben dayanamam. At bir tane yemem lazım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Siz bunları birleşerek yapıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, birleşerek yapıyoruz. İmece usulü dediğimiz. Öyle yani, değil. Evet, aynen öyle. Şimdi ben gerçi konuşacağım, bunun detayını alacağım sizden ama dolmaların güzelliği için. Yani, hayır da kara toplanarak yapılıyor. Tabii, yardımlar. Bunlar da hayır, kara toplanarak. Bunlar ayrı. Bunlar aile halkı. Ha. Aileler kendileri yapıyor bunları. Kendi şimdi, bütçeleriyle. Sen onun bana bir detayını ver. Köy hayrı. Evet. Köyün bütün ahalisi, halkı, evet, belirli bir yerde bir kasa oluyor herhalde, bir kumbara aynen oluyor, öyle, oraya para toplanıyor ve onlarla köy hayırlı oluyor. Peki bugünkü yapılan bu misafirlere yapılan şimdi bunlar yemeklerimiz... bu eve ait olan, ev sahibi yapıyor bunları. Sadece bir kişi evet, mi yapıyor evet, bunu? Aynen öyle. Köyde bir kişi. Hayır hayır, herkesin kendi herkes evlerinde. Kendi ha, herkes kendi evinden yapıp evet, getirip birleştirip gelen hayır misafir... birleştirilmiyor. Ha. Şimdi burada Hacı amcanın bu evi, bu misafirler Hacı amcanın. Yan tarafa gidin, yan tarafının komşuları yani var. Yani bugün her yerde her yemek yerde mi var? Her yerde yemek var bugün. Ay, cuma görüyor musun? Sizin köyde var mı böyle? Sizin memlekette yok mu? Cuma yok diyor. Bak gör Çanakkale'mizi. Evet. Dur bakalım bize de vereceğiz herhalde değil mi? Bir şeyler tabii yiyeceğiz ben. Tabii hazırladım. Tabii ki de hazırladık sizin yemeklerinizi. Hadi bakalım. Cuma yürü. Burası mı bizim yerimiz? Buraya mı geçeceğiz? O. Cuma gel şuraya otur. Sen çekeceksin, ben sana yedireceğim bugün. Sen yemeyeceksin. Gel bakalım gel. Gel yanıma gel. Hadi gel yanıma gel gel. Gel sizinle konuşalım. Hadi gel. Gel adını soracağım. Gel yanıma. Gel bakayım biraz yanıma. Gel. Gel bakalım. En küçük misafirimiz. Adın ne? Mina. Hızlı konuş, bak televizyona çıkacaksın. Bir daha söyle. Mina. Mina mı Nina mı? Mina. N ile başlıyor değil mi? Şimdi Mina hızlı bir sesle bir daha sesini duyurmaya çalışarak ismini söyle bakayım. Gel sen de. Mina. Adın Mina. Sen nerede oturuyorsun Minacığım? Evinde. Mina evinde oturuyor, doğru. Başka kardeşim var mı? Çok güzel ya, bu çocukluk çok güzel. Nerede oturuyorsun diyorum. Evimde oturuyorum diyor. Doğru, nerede oturuyorsun? Evinde oturacak çocuk. Minacığım, başka abin veya küçük kardeşin var mı senin? Tavşan var. Hızlı konuş ama ben duyamıyorum Mina. Ben yaşlı teyzeyim, duyamıyorum. Böyle bağırarak konuş. Başka kardeşin var mı? Var, Tuşa. Adı ne? Tuşa. Tuşa. Yine anlayamadım ama çok böyle yavaş konuştuğun için senden büyük mü? Senden büyük mü? Büyük senden. Sen küçüksün. Öyle mi? Karşıda arkadaşlarını gördü. Aleyküm selam. Buyur gel kardeşim gel. Gel. Evin sahibi. Evin sahibi. Bu sizler kızlarsınız. Yemekleri siz yapıyor. Yemekleri siz yapıyorsunuz. Hadi gelin hep beraber oturalım da şöyle bir söyleşi yapalım. Bir konuşalım. Hadi bakalım gelin. Gelin. Ah ah, Cuma çok şanslısın. Evet sayın seyirciler, bugün Karacaören'deyiz. Karacaören'in bugün hayrı. Evet, köye geldiğimizde daha hayır başlamadı şu anda. Mevlidimiz devam ediyor. Başlamadı değil mi mevlidimiz? Başlamadı. Namazdan sonra başlayacak. Biz bir baktık etrafta işte oturup sohbet ederken kahvede. Dediler ki burada her evde olmazsa bile bazı ev ahalisi gelen misafirlerine yemek yapar. Tabii, herkes yapar. Biz herkes de merak ettik. Herkes elinden geldiğince yapıyor. Biz de sizlere misafir olduk. Çok memnun olduk efendim. Hoş bulduk diyelim. Hoş siz hoş geldiniz dediniz. Biz hoş bulduk diyelim. Şimdi önce bir sizi tanıyalım bakalım. Siz kimsiniz? Buralı mısınız? Muhakkak buralısınız da tabii. İşte, bu yemekleri yaptığınıza göre ben de bazen böyle hiç aklı hayale gelmedik. Aptal sorular soruyorum. İsmim Nurettin Üner. Nurettin Üner. Üner. Esas Çanakkale, Karacaören doğumluyum. Ama şu anda Çanakkale'de ikamet ediyorum. Evet. Düğün dernek olduğu zaman yerimize geliyoruz. Zaten Çanakkale'ye yakın bir yer biliyorsunuz. Zaten Çanakkale ile Karacaören birleşti şu anda. Karacaören Çanakkale'nin bir belgesi oldu. 2 kilometre falan herhalde olmaz. 2,5-3 kilometre yayan bile gelir. Şuradan sorulursa 2 kilometre. Yani ben bundan 20 sene falan önce benim işim
sporcu bisikletle, pardon, o koşarak gelirdi bu Karacaören yoluna. Ben de bisikletle gelirdim. O zaman bu evler falan yoktu. Çarşı hatta yolunda. Gelirken görmüşsünüzdür. Kanal yoluna kadar. Aynen. Büyük evler oldu. Bilmiyorum artık o tarafa girmeyelim. İyi mi oluyor gelişme açısından, kötü mü oluyor? Toprak da kalmadı biliyor musunuz? Ekilecek, ekilecek topraklar da kalmadı. Var, çok toprağımız çok. Var mı toprak? O zaman yapılsın mı evler? Ya vallahi millet kaçacak yer yok yani. Yapılacak yer yok. Yok, yapılacak yer yok. Dediğin gibi ya bu tarafa gidecek ya bu tarafa gidecek. Evet, hadi bakalım şimdi bu yemekleri her köy hanesi yaptırmıyor. Yani isteyen yaptırıyor değil mi bu? Yok, her kişi yapar. Herkes misafirleri geldi. Herkes misafiri gelir, herkes misafir yapar. İşte biz de orada bulunuyoruz kahvenin önünde, topluyoruz arkadaşlarımız. Ne kadar güzel bir şey ya bu. Vallahi çok güzel bir şey. Siz bu köylü müsünüz? Tabii köylü. Akraba mısınız, damat mısınız? Bu torunun damadı oluyor. Torunun damadı. Evet. Maşallah gençsiniz, sizin torun evlendi de damat da mı var? Evet. Maşallah hiç göstermiyor. Kaç yaş? 66 yaşındayım ben. Vallahi hiç göstermiyor. Maşallah. Teşekkür ederim. Bu da neden oluyor? Temiz hava, topraklara uğraşmak. Evet. Her şeyi doğal yemek oluyor değil mi? Evet. Derim ben her zaman eski topraklar sağlam oluyor. Evet. Siz Çanakkale'de oturuyorsunuz. Yok, ben de Keşan'dayım. O zaman vazife dolayısıyla. Tabii, vazife dolayısıyla. Devlet ailesi işte, mi? Tabii devlet ailesi. İşte bir hayır verdi. İşte geldi. İyi yaptı. Bak ne güzel. Bir şey oluyor bizim. Bir araya gelmemize bir vesile. Tabii. Kaynaşma var. Evet. Evet. Ne güzel. Ne güzel. En iyi bak sorduğumuz. Torun mu bu? Bu en iyi bak sorun bu. Kızdan mı oğlandan mı? Kızdan. Hanımefendi ikiz kız var. Yaklaş gözlerinin güzelliğini yakından al Cuma. Allah'ım sen çocuksun. Saçlar falan da böyle bakayım. Dön. Ay saçlar falan böyle değişik kesilmiş. Böyle moda mı kesilmiş? Ay senin saçın yapısı da çok güzel. Kaç yaşındasın sen? 11 yaşındasın. Aa, benim torunum var. Benim de torunum var. 2 gün önce 11'i bitirdi, 12'ye bastı. Adı Suudi Oda Çanakkale'de oturuyor. Şimdi bakalım, sen hangi okula gidiyorsun? Anla, Cevat Kaşe, benim torun da oraya gidiyor. Suudi Altan Bey'de. Okul çok büyük, nereden? Demek siz birbirinizi tanıma imkanınız olmaz. Memnunsun değil mi okulda? At canım benim. Pek tatlı bir çocuk. Bakar mısın güzelliğe? Saçlar neden çok yakışık var. Bu büyüdü ama pek canlar yapacak. Torun, en büyük torun bu. Senin torun mu bu? Evet, maşallah. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Bakın kaldım ben şimdi. Kaç yaşında evlendin? Ben 19 yaşında evlendim. Erken evlenmiş, erken çıkan demiş yol alır misali. Evet. Çok erken evlenmişsiniz. 19 yaşında, 20 yaşında çocuklar oldu. Ondan sonra torunlar da böyle boy boy oldu. Daha 4 sene çocuğumuz oldu. Ama daha olmuş olsa da daha büyük olacaktı. Kaç tane torun var? 4 tane torunum var. En ufak bu. Ortanca şu karşıda. Karşıdaki olan. Maşallah, o da pehlivan benim gibi. İyiyiz biz seninle. Siz de gelsiniz ya, gelin, gelin lütfen. Sizler de gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin bakalım yemekleri nasıl yaptınız, anlatacağım size, gelin. Anlattıracağım, gelin. Kim yaptı yemekleri? Gelin, oturun. Evet, etiketin emeğiniz var, gelin. Siz de gelin, siz de gelin. Şu şıkırdaklı şalvardan ben de istiyorum. Vallahi. Var bunun tanıdığım. Şimdi bu gidelim köy aydını, ben şalvarı çok severim. Dedikler ama şalvar. Ama yanında kalmış, bulamadım. Bir tane elbise var mı? Çok modern dedim, olmaz. Ben köye gittiğim zaman ben şalvarı getireceğim dedim. Tamam, ben sana hemen getireyim. Getir ama benim gibi bir durum olur. Ben gidiyordum, gelmez sonra ben. Üçgürlü bir lastik gibi. Ha, üçgürlü, üçgürlü. En güzeli böyle üçgürlü, çekeceğim, bağlayacağım üzerine. Üçgürlü de koyacağım içine. Koyacağım içine. Yani ne güzel olur. Şimdi eskiden hayırlarımız, bilmiyorum sen kaç yaşındasın? Biz 45 yaşındayız. Ne kadar gelsin canım. Benim kızım. Bu da kızım. İkiziz. İkiz mi? Gel ikiz mi olsun gel. Aynı mı bu da ikiz? Evet. Peki yerinizden inşallah biz böyle ayırmaya çıkıyoruz. Sağ olun. Hiç mi ya? Biraz da küçük. Hiç mi? Açın daha sık gitmem, biraz daha küçük. Lan da çocukluğumuzda annen nasıl ayırıyoruz? Ayırmıyoruz mu? Yerinizden annen ayırmıyoruz. Yani biraz daha yuvarlak bir şey, biraz daha uzun. Ha, biraz bir şey. Biraz daha yuvarlak.
Eskiden onlarda babanız daha iyi bilir. Böyle masalar falan yoktu. Yer sofrası var. Ya keşkek yapılır, ya pilav yapılır. Koca bir tepsiye konur, ortasına da bir hoşaf kasesi. Evet. Elimizde kaşıkla yer sofrasına otursun, çala kaşık yeriz. Evet. Ama ne tatlı olurdu o değil mi? Evet. Bundan sonra gene pilavı da var, gene pilav ikramı da var. Biliyorum. Pilav işi meditasyonu evet. Verilecekmiş. Evet. Ama eskiden de tadı başka oluyor değil mi? O daha güzeldi. Hem de çamların altında falan yapılırdı herhalde. Böyle mesire yerleri gibi yerlerde. Evet. Veyahut da böyle yani şey toprağa oturduğumuzu biliyorum ben. Hani rahatsız olanlar evlerde olurdu. Mesela benim annem Yağcı Köylü. Yağcı Köyü'nün ayı olduğu zaman ben çocukluğumda hatırladığımda gittiğimde işte yaşlılar dışarıda yiyemiyorlarsa gider işte bir sine alır, tepsi alır, gider doldurup pilav ortasına da koyar hoş yapar, gelir evde oturuveririz. Evet, gene aynen, gene aynen böyle. Evet, gene aynı var. Var mı? Var mı? Bazı tutaklara koyuyor pilavı. Çok modernleştirdiniz. Ne kadar güzel olmuş bir ailesiniz. Hepiniz güler misiniz? Çocuğum, benim damadım. Annem maşallah. Kızı var, o okuyor. Kız okuyor. Çanakkale'de okuyor. Yok, Isparta'da. Isparta'da üniversitesi mi? Evet. Ne, hangi bölüm? İncel. Maşallah, maşallah. Bu senin şimdi... Benim, 10 sene sonra oldu. Kızlar ona da kızdım. Ona teknik kazandı isterdim. On yer kadar ablasın arasında. Maşallah, maşallah ama... Tekne kazın hepsiniz birbirinizden ayrı güzelsiniz de bu tekne kazın hepsinden ayrı mı güzel olmuş? Bu şarkı da olduğu için bu son derim çünkü. Evet, şimdi sizi tanıyalım, kendinizi tanıtın bakalım. Adım Aykut. Aykut. Biraz Aykut'cum ben alayım bunu, bu çekiyor mu Cuma, alayım mı? Çekiyor mu? Tamam, çekiyormuş. Ben Çanakkale doğumluyum. Ama işte bir tarafımız... Çanakkale'de oturuyoruz. Tabii Çanakkale'de oturuyoruz. Bir tarafımız köye bağlıyız. Evet. Hayırlarda özel zamanlarda geliyoruz. Geliyorsunuz. Burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Böyle güzel bir ortam, güzel bir şey oluyor. Çok güzel. Şimdi genelde bunun üstü, burasını herhalde ambar gibi kullanıyorsunuz değil mi? Garaj gibi oluyoruz. Hem garaj hem işte hasat mevsimi geldi. Neler varsa hepsini buraya koyuyoruz. Burayı bir şey koyuyoruz. Merdivenle düzelttik. Kimisi o amaçla kullanıyor ama şu an neden mümkün değil. Ha değil. Çünkü buraya mutfak tezgahı falan yapılmış bayağı var. Şimdi burası bir en genişliğinde ayrıyeten bir yüksek bir yer. Evet. 180 metre. Yukarısı çift daire. En üzeri tek daire yaptık. Yani. Maşallah. Maşallah. Günü oturmak, uzanmak nasibesi. Gelin bakalım şimdi. Bu yemekleri tabii ince usulü bildiğinizde besinleri bir kişi yapamaz. Beraber evet kardeşim beraber. Hele bu yaprak sarması insanı bir gün alır. O da Allah razı komşularımız. 4-5 kişi yani 5-6 kişi beraber yaptılar. Dün yaptım. Dün yaptık hepsini. Bu maske babı çorba bu sabahleyin için. Sabahleyin sıcak sıcak olsun. Maşallah. Ama bu da şey börekler. Ezek dünyalarından yapıyor. Börek de varmış. Karnımla açık hava etmeden. Ama sen şimdi soğudu yemeğiniz. O soğudu ben yerim ben. Yine koyarız, yine koyarız, yine koyarız. Yine bulursam götürüyorum. Yine koyarız. Bu hayırın, mevlidin yemeği pilav da ayrı bir tat oluyor evet, biliyor musun? Evet. Yani evde yapsan bu kadar tatlı olmuyor. Burada yemek ayrı bir güzellik veriyor insana. Ve bereketli olur bir yemekler. Evet, çok iyi. Ama evet, hani koyarsın, bildirsin, içirsin ama. Evet. Tencerede durur yemek evet. Yani. Allah kabul etsin. Ölçülerimizin ruhumuzu etsin. Cuma sen de ara der de gel şu yemeği gel oğlum, yiyelim. Buyurun. Evet, yemek. Sen muhakkak yemek yerken bizi çekeceksin de. Tamam. Biz yiyelim de birazcık. Biraz çeksin bizi gelsin o da karnına doyursun. Bu da iyisin. Çekemez mi? Çekemez. Yok, yiyelim. Hadi bakalım biz bir hayran mahallelerim. Cuma sana da geliyor. Soğuduysa değiştirelim. Hayır yerim ben. Hiç sorun değil. Benim en çok sevdiğim yaprak dolması. Yok, daha iyi, çok güzel de. Sayın seyirciler, her zaman söylüyorum, elimle yemek ayrı bir zevk veriyor bana. Amin. Hazreti Hacı Rahim Peygamber'e verdiğin bereketi bizlere de ver ya Rabbi. Devam devlet nasip cennet, hanelere bereket, ölmüşlere rahmet.
Vadide kalanlara sıhhat ve selamet. Allah'ın nezir felâti müsiret ve hürmetin zâlifâti. Sevgili seyirciler, aşağıda yemeğimizi yedik. Hem de çok güzeldi yemekler, böyle lezzeti ayrı. Hele o yaprak sarması, taze yapraklarla yapılmış, çok güzeldi. Yemekten hepsi birbirinden harikadı da ben yaprak sarmasını çok sevdiğim için onun tadı ayrı geldi bana. Yukarıda misafirlerimiz var dediniz. Şimdi sevgili seyirciler, biz aşağıda yemeğimizi yedik. Üst kata çıktık. Ben içeriye girdiğimde şaşırdım. Burası küçük bir saray yavrusu. Nurettin Bey, bu ev kaç metrekare? Burası 180 metrekare efendim. Anam 180 metrekare. Anam bu ev temizle bitmez. Kızlarım Allah razı olsun temizliyorlar. Kızlar yapmıyor. Maşallah çok güzel. Daha evi gezmedik. Gezeceğiz inşallah ama. Yani girdiğim zaman evin şekline, içerinin mobilyasının dekorasyonuna hayran kaldım. Ya. Çok çok güzel. Hadi bakalım şimdi misafirler biraz ileride galiba, değil mi? Hadi bakalım bizi götürün misafirlerimizin yanına. Maşallah maşallah. Anam maşallah. Anam kaç tane oda var? Kaç oda? Ben de bilmiyorum. Ev sahibi olarak ev sahibi olarak kaç odası olduğunu bilmiyor. Siz söyleyin. Bakın siz temizlediğiniz için biliyorsunuzdur. 5 oda mı var? 5 oda. Maşallah. Mutfak ve terasımız var. Burası da bir de bu tarafa daha oda dönüyor daha. Mutfak ve teras ayrı 5 tane oda mı var? Yok. 3-4 bunda teras da 5 oluyoruz. Teras da 5. Kaçtı şimdi misafirler terasta oturuyorlar galiba. Hadi bakalım. Cuma dikkat et kapıları çerçevelere çarpmadan. Aman ne kadar güzel bir ev. Aman ya Rabbim. Biz mutfağa geldik galiba. Anam burası mutfak değil. Mutfak burası. Vallahi ayrı bir ev. Şimdi yeni yapılan evler bir mutfak, bir salon. Şuraya köşeye bir mutfak koyuyorlar. Buraya da ayırıyorlar. Bir artı bir diyorlar. Evet, yani. Evet. Nohut oda bakla sofa derler ya bizde. Aynen öyle. Vallahi mutfak maşallah yeni yapılan binaların salonu gibi, salonu gibi. Çek mutfağın güzelliğini çek. Ay bu mutfakta çok güzel iş yapılır. Bak ben yemek yapmasını çok severim. Bir gün gelin burada yemek yapayım. Ondan böyle oluyor ama kendi sevginizi de katıyorsunuz da ondan. Baksana hepsinizin yüzleri gülüyor. Tabi bu aralık bizim kahveler de oluyor değil mi? Oh anam oh, şimdi bu yemeğin üstüne o kahve nasıl gider ki? Ama şöyle bir laf vardır. Gönül demiş ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister. Kahve bahane derler. Biz kahveyi bahane ederek yukarıya çıktık sizle sohbet etmeye ama yine de kahveyi garantiye alalım. Bırakmayalım yani kahveyi. Ben burada bunları bırakıyorum. Hadi bakalım yavaş yavaş, içerisi bayağı kalabalık bir teras bölümü. Oh 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 oh. Merhaba, selamun aleyküm. Siz de bizim gibi misafirsiniz galiba. Karnınızı doyurdunuz. Yukarıya çıktınız. Çaylar, kahveler oh ne güzel gidiyor. Çanakkale'den mi geldiniz? Ben kiminle görüşmek istiyorum? Önce bana eşinizi bir tanıştırın. Eşim. Merhaba. Merhaba. 68'de evlendik. 68'de. Ben bu hanımı hiç görmeden aldım hanımı. Bana babam hanımı görmeden aldı. Nasıl görmeden aldı? Görmeden aldım. Büyükler gördü. Evet, sana büyükler gördü. Tabii bana gördüler. 68'de evlendik. İşte bu zamana kadar çok mutluyuz. Maşallah. Ama şimdi biraz rahatsız ama olsun varsın. Maşallah. Benim, çok benim tatlı var, bir adam ama yüzüne baksana. Ay parçası benim gibi. Benim varım çok şanslımışsın. Evet şanslı tabii. Vallahi billahi hiç görmeden aldın ama evet, fıstık tabii gibi kadını da almışsın hiç yani. Hiç daha kimse bu zamana kadar hiç bir ağır bir şey konuşmadık birbirimize. Ne kadar güzel. 68'de evlendiniz. Evet. 45 senelik evlisiniz. Dolu dolu 45 evet, sene evlilik. Evet. Allah herkese böyle amin, iyilikler amin, nasip amin, etsin amin, herkese, herkese, amin, cümlemize, amin, cümlemize inşallah. Valla ben sırayı bozmayayım diyorum. Doğru, şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Çanakkale'den mi geldiniz? Dünürüm onu. Gezmeye dünürsünüz. Oğlum kızların neydi? Oh ne kadar güzel, ne mutlu, ne benim mutlu. Çok güzel, çok güzel. İki dünür şimdi şu anda yan yana oturuyoruz. Öyle ha? Oldu. Allah muhabbetinizi bol etsin, daim etsin, bereketli amin, etsin inşallah. Hadi bakalım biz böyle böyle gidiyoruz. Burası çok kalabalık. Senin ismini alabilir miyim?
İsmimi söylemezsen ben de Çanakkale'de oturuyorum. Buraya gezmeye geldim. Neden ismini söylemiyor? Söylemeyeyim hadi. Söyleme hadi. Sen bilirsin. Nasıl istersen. Çanakkale'den misafir olarak geldim. Hacı arkadaşım. Oh, ne güzel. Hem Hacı arkadaşımız. Hacı'ya beraber gittiniz. Hep beraber. Hacı'ya da gittiniz. Hem de kız kardeşimin dünürü oluyor. Kız kardeşinizin dünürü. Yani buradaki ekseri kısım akraba galiba. Tabii akraba olarak geldik. Biz de akraba sayılır zaten. Geldik biz de akrabayız. Merhaba selamın aleyküm. Hadi git selam hoş geldin. Gel bakalım tanıdın mı beni? Tabii bu aralıkta biz ben Ürvide yengenin geliniyim. Değil mi? Bilmiyorum, tesadüfe bakar mısın? Şimdi burada ben karşılaştım. Bak içeriye girdiğimde sayın seyirciler gerçektir bu. Hep size söylüyorum. İçeriye girdiğimde selamun aleyküm dediğimde Ürvide yenge seni görmedim. Şimdi sırayla geçerken şöyle bir baktım. Aa bu bizim Ürvide yenge. Ve gerçekten yeni burada birbirimizi görüyoruz. Halil İbrahim dayımla beraber gittiniz. Halil İbrahim dayı ben kahvelerde gördüm de geldiler dedi ama bu eve misafir olduğunuzu bilmiyorum ben sizin. Nasıl yengem iyi misin? İyiyim valla siz de iyisiniz. Çok şükür işte bak böyle Boğaz TV olarak çekime geldik. Kızlar filan da burada dediler. Nerede kızlar? Kızlar da burada değil mi? Kızlar gezmek istiyor onlar. Kızlar ne yapsın geziyor? Aynı rengimde geldiler. Ben onları görmedim bak aşağıda yemek yerken mi? Yemek yerken. Ha görmedim ben onu. Boğaz derdin dedim bu aralık herhalde görmedim. Ürvide yengem sonra görüşürüz. Şöyle misafirlerimizle görüşmek istiyorum. Aziz Allah Celle Şanuhu Rabbil Alemin öyle ezanlarımız okunuyor ne güzel ne mutlu. Allah ezan seslerinden hiçbirimizi mahrum etmesin. Güzel memleketimiz inşallah. Ben bu ezanı duyduğum an sanki Rabbimin sesini duyuyormuşum gibi geliyor. Bilmiyorum bak tüylerim ürperdi. Aynen öyle oluyor evet. Allah'ım senin sesini duymaktan mahrum etme bizleri diye öyle dua ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Siz de Çanakkale'den geliyorsunuz. Çanakkale'den geldik evet. Ve akrabalık mı var? Evet akraba. Halamın gelini oluyor, annem oluyor. Yurdaki babam oluyor. Ha, onlar kızıyım, kızı. Büyük kızıyım. Ya ben seni tanıyorum bir yerde bak Çanakkale'de. Ben Bizçilerin geliniyim. Hasan'ın Hüseyin'im. Hasan Hüseyin... Anam Bizçiler şimdi eskilere gittik. Ben Bizçilerden herhalde 6 yaşında filendim. O zaman Çanakkale çok küçük. Ya 30 sene oldu evlenene. Oho sen o zaman belki dünyada yoktu. Ben 60'ı bitirdim 61'e girdim. İşte kolonya satıyorlar şeyleri tuhafiye mağazası gibi. İlk bak gözümün önündedir. O zamanlar böyle ojeler bu değil. Kırmızı bir oje getirmişti. Ben de çocuk değil miyim? Kırmızı ojeyi aldım biz sizden. Hasan Hüseyin derler Türkiye'de. Evet. Nereye gidiyorsun Hasan Hüseyin'e gidiyoruz. Aldık da aseton yok. Aradan 3-4 gün geçti. Ben tırnağımdaki ojeleri bıçakla kazadığımı bilirim. Yani yoktu o kadar yokluğun içindeydik yani. Bunu anlatırken inanın şu anda Mizçilerin o tezgahı gözümün önündedir. Ve aldığım oje gözümün önündedir benim şu anda. Eskiye döndüm ben de yine çocukluğuma döndüm ne güzel. Ama Çanakkale'nin iyi yerleri. Yani doğma büyüme Çanakkale'li olunca herkes birbirini tanıyor. Bazen ben karıştırıyorum bazen de çok karıştırıyorum insanları. İsimler hemen gidiveriyor aklımdan. Aziz Allah Celle Şanuhu Rabbil Alemin ezanla birlikte röportaj yapıyoruz ama Allah kabul etsin inşallah. Zamanımız kısıtlı. Hayıra yetişeceğiz. Mevlid'i çekeceğiz inşallah. Bu tarafta da o maşallah saltanatlı. Yok çökerttiniz. Şimdi benim yazlıkta da bundan var. Şimdi 2-3 tane böyle oturuyorlar ya ben çocukları diyorum ki kalkın çökerteceğiniz bunu. Eskiteceksiniz. Veya ben otururken benim oğlan yanına geliyor pat atıyor. Yani kalk diyorum buradan kalk. Kıracağız yaylarını diyorum. Onun için ben karşıdan bakayım. Ne güzel yani şu anda burası teras ama çok güzel kapatılmış. Evet, burada kışın da oturulabilir. Manzara çok güzel. Yemyeşil her taraf. Valla ben bugün buraya gelmekle çok iyi ettiğimi farkındayım. Çok mutluyum. Kaymaya başlayınca kaymaya değil artık. Şu anda Karacaölen'le Çanakkale'miz birleşti zaten yani bir arada. Demin dediğim gibi Karacaölen Çanakkale'nin bir beldesi oldu. Semti oldu yani. Semti oldu. Evet bakalım kahvelerimiz olduysa biz bir kahvelerimizi içelim. Yavaş yavaş mutfak tarafına gidiyorum ben kahve içmeye. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet kahvelerimiz oldu galiba. Kahveleri salonda içelim kahveyi. Salon, ay ben burada içelim. Mutfağı çok severim. Tamam. Ama salonda ay daha aydınlık. Burası kapalı. Ay olsun varsa. Aydınlık çıkıyor mu burası Cuma'cığım? Tamam gel. Gel şuraya şöyle oturalım. Ben mutfakta geçiririm ömrümü.
çayı kahveyi sevdiğim için her şey yanımda olsun diye gayet rahatım. Kendinizi hiç şey yapmayın, rahatsız etmeyin. Evet sayın seyirciler, kahvelerimiz de geldi. Ha bu Aralık, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizde adettir sayın seyirciler, köy hayrına, köy mevlitlerine gittiğin zaman yanına yedekte bir şey alırsın. Bak ben yedekte bir şeyimi de aldım geldim. Giderken pilavdan yemediğim gibi eşim gelemedi. Eşimi pilav da götürünce çantanın içinde kabım duruyor, geziyorum yani. Hadi bakalım şuraya indirelim. Oh 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 oh. Aman ya Rabbim, kahvelerimiz de geldi. Şunun güzelliğine bakın. İşte sayın seyirciler, bizim memleketimizin insanı, Türk milleti böyleyiz. İkram etmeyi çok severiz, yedirmeyi çok severiz. Tatlı dilli güler yüzüz, değil mi? Onun için de evlerimizden bereket hiç eksik olmaz. Ne güzel, ne mutlu. Kesenize bereket diyorum. Çok güzel bir kahve, mis gibi de kokusu geliyor. Keşke televizyonlar da bu kahvenin kokusunu da alabilecek bir yöntem olsaydı, değil mi? Ama bilmiyorum, teknoloji çok ilerliyor. Zamanla onu da olacak herhalde. Verecekler diyorum ben. Hadi Cuma'cığım, müsaadenle ben kahvemi içiyorum. Mikrofonu bırakıyorum. Vallahi pek güzel. Buyurun siz de oturun ayaklarım. Alakma bulunmaz bir şifasın sen. Dilersen ruhunu basın Habibi Kibriya Muhammed Mustafa'sın sen ya Resulallah. Nefes kalmaz, firak ağlar, visal ağlar. Ezel mesrurun olmazsa, cevalinle ferahla. Şefaatin
ferahlara şifadır, şifadır. Ya Resulallah, rahmetelil alemindir. Mustafa şefi'al müzdibindir Muhammed Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nura tergib ettiler. Amin eder şu vakt oldu tamam. Kim vücuda gel ol hayrul elam, susadım gayet hararetten katip. Sundular bir cam dolusu şerbeti, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Dağda ol saat ol sultanı dil, bırak akıllı semavatü zemin. Salli Muhammed, sallu aleyhi ve sellimü teslima, hatta tenalu cenneten ve na'ima. Salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Ve salatu ve selam hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Çalışkan, münevver, hakiki Müslüman kullarından eyle ya Rabbi. Zevkini eren, ulu rahmetini deren kullarından eyle. Eli boş dönenlerden eyleme ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin doğum bahrını okuduk, hürmeten ayağa kalktık. Yerlerimize oturmadan affettiğin kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bu meclis-i şerifimizden onu haberdar eyle ya Rabbi. Şu toprak altında kefensiz yatan şehit kardeşlerimizin ruhlarında şad eyle ya Rabbi. Bu geçen hafta içerisinde Soma'da şehit olan kardeşlerimize de rahmet eyle ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم tekfurun. Şengen, al bunları. Ver fefi rahmetillah. Yeah.
الله نتلو عليك بالحق إن الله يريد ظلما للعالم. Allah nefeslerini daim eylesin. Sizler de bu güzel Mevlid-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim'i sabırla, metanetle dinlediğiniz için de Allah hepinize gani gani sabır ihsan etsin ve ecir ihsan etsin inşallah. Şimdi bu güzel merasimi taçlandırmak üzere bütün geçmişlerimize ve yapılan bu hayır hasenata Cenab-ı Allah'a sunmak üzere gönüllerimizi açarak ve ellerimizi yüce dergaha kaldırarak hep beraber amin diyelim inşallah. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetu lilmuttakine. Ve la udvane illa ala zalimin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ey son emirlerini bize gönderen Habibi edibiyle yüzümüzü güldüren Ulu Allah, Habibi edibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemimize koyduğun nuru imanla seni biliyor ve tanıyoruz. Sen bizi nuru imandan ayırma ya Rabbi. Sadece sana ibadet ediyor ve sadece senden yardım diliyoruz. Ya Rab, sen bizi sırat-ı müstakime irşad eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, nefesin dahi şükrünü eda etmekten aciziz. Sen bize merhamet eyle ya Rabbi. Sen bize mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyanın dört bir köşesinde İlahi Kelimetullah için çalışan, bu uğurda canını, malını, kanını feda eden mücahit kullarını muvaffak altında inleyen Suriye'de, Filistin'de, Mısır'da, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Kırım'da ve diğer Müslüman coğrafyasında yaşayan Müslüman kardeşlerimize imdad eyle ya Rabbi. Onlara en garip zamanda, en kısa zamanda selam ismi şerifinle sahili selamete çıkanlardan eyle ya Rabbi. En güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bunlardan elde edilen sevabı evvelen bizzat, Hace-i Kainat, Hulasa-i Mevcudat, Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, mutahhar, münevver ruhu şeriflerine hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Ve sair peygambere imzam ve Resul-i Fiham aleyhimussalatu vesselam efendilerimiz, Ashab-ı Güzin, Ensar-ı Muhacirin, İdvanullahi Teala aleyhim ecmin hazratının ruhlarına, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle günümüze kadar ulaştıran hocalarımızın, üstadlarımızın, sülihanın, fukahanın, şühedanın da ruhlarını hediyeledik vasıyla eyle ya. Meşrik ile mağrip arasında isimleri unutulmuş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, bir cümle ehli imanın da ruhlarına haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, özellikle bugün buraya teşrif eden siz değerli kardeşlerimin, Karacaören ve diğer bu yakın köylerden gelmiş olan siz değerli kardeşlerimin ahirete irtikal eden tüm geçmişlerini ruhlarına hediyeledik vasıyla eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, burada Çanakkale'de, Dublupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta ve diğer Müslüman coğrafyasında din için, vatan için, mukaddesat için, namus için canlarını feda eden ve şehit düşen şühedanın ruhlarını hediyeledik vasıyla eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim nuruyla purnur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Bizler de bütün ölmüşlerin haliyle hallendiğimizde ya Rab, son nefesimizde buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesiyle cümlemize bu güzel hayatta, fani hayatta imanlı, İslamlı, Müslümanca yaşayıp
Müslümanca nefes verebilmeyi de nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin, özellikle geçen hafta metre altında dar maişet için yaşamaya mecbur kalan ve orada elin bir kaza sonucu rahmeti rahmana kavuşan bütün din kardeşlerimize, şehitlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ülkemize, milletimize ve bütün İslam beldelerine her türlü kazalardan, belalardan, depremlerden, zelzelerden ve böyle elim facialardan, afaki ve arazi afetlerden cümlemizi ve cümle Müslümanları muhafaza eyle ya Rabbi. İmanımızı ilelebet ölünceye kadar koruyabilmeyi, Kur'an'ı okumayı, okutmayı, yaşamayı, yaşatmayı ve bu minval üzerine hayat sürdürebilmeyi de cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Şerlinin şerlinden, vatanımıza, milletimize kasteden bölücü ve yıkıcı cereyanlardan, terör belasından aziz milletimizi ve bütün Müslümanları muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bugün senin rızan için burada toplandık. Cisimlerimizi biz bir araya getirdik. Sen de vacibül vücutsun. Her türlü kalbimize nigahbansın. Semiyasın, basırsın. Ya hayyu ya kayyumsun, ya zel celali vel ikramsın. Sen de bizlerin kalbimizi telip eyle. Birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı, dostça, kardeşçe ve bu güzel duygular içerisinde hayatımızı idame ettirmeyi de cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri dirlikten, birlikten ayırma. Kalplerimize nifak tohumları saçma ve aramızı bölmek isteyenlere, birliğimizi, beraberliğimize halel getirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İslam dinini aziz eyle ya Rabbi. Bizleri Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri şu güzel dünyada, şu gök kubbe arkasında, altında topladığın gibi yarın ruzu mahşerde senin huzurunda Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın livaul ham sancağı altında cümlemizi haşru cem eyle ya Rabbi. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhi için ve kafe ehli iman ve ehli İslam'ın ervahi için, bütün şühedaların ruhları için, Soma'da canlarını feda eden, şehit olan kardeşlerimizin ruhu için, hastaların şifa bulması için, dertlerin deva bulması için, hayırların fethi, şerlerin def olması için ve bilhassa Allah rızası için. El Fatiha.